Hristiyanlar ne güzel ya, Hazreti İsa'yı acayip seviyorlar. Evet. Evet, çok bağlı. Ben mesela sohbet ediyorum, sürekli İsa'dan bahsediyorlar ve dua çok ediyor Hristiyanlar. Ben Müslüman, Sünni olsun, diğer mezhepler olsun pek o kadar görmedim. Her anlarında çok dua ediyorlar. Maşallah. Hristiyanlar çok yani. Sohbete oturuyorlar, dua ediyor. Yemeğe oturuyor, dua ediyor. Yemekten kalkıyor, dua ediyor. Sokağa çıkacak, bir şeye gidecek, dua ediyor. Bayağı güzel yani. Hem de böyle içinde de değil, aleni dua ediyor. Maşallah. Ve sesli dua, toplu dua yapıyorlar. Herkes katılıyor. Çok güzel o. Yani Kur'an'da ehemmiyetle belirtilen bir konu dua. Onun için kardeşlerimiz genel sohbetlerinde, genel bir araya geldiklerinde bir kişi herkesin duyacağı gibi dua etsin. Diğer kardeşlerimiz de katılsınlar. İnşallah. Duaya. Güzel o. Evet. İnşallah. Allah'la sürekli bağlantı demektir. Çünkü Allah duayı beğeniyor. Duayı seviyor Allah. Onu özellikle belirtmiş Kur'an'da. Çünkü kendisinin bağlantı olduğu için Hristiyanlar da bu sırrı iyi fark etmişler. Lezzetine de iyi varmışlar. Maşallah. Hakikaten zevk aldıkları hissediliyor dua ederken. Ve Allah da dualarına icabet ediyor. Yani bu çok hayati bir konu. Mesela adam kolundan rahatsız oluyor. Hemen ilaca gidiyor. Ya tamam, ilaca git. Ama niye dua etmiyorsun? İlaç etki etmiyor sana. Ya dua et. İnşallah. İlaç vesile ne? İlaç ne alakası var yani? Değil mi? Tabii inşallah. İlacı Allah'ın yarattığını bil. İlacı dua olarak kullandığını bil. Dua olarak. Ayrıca dua et. Çünkü derdi Allah yaratıyor. Harikadır dert. Durduk yere yaratılıyor. Evet. Ya bir adam niye gözünden rahatsız olsun? Göz normal, sağlam gider. Ya niye bir yerinde enfeksiyon çıksın? Çünkü hepsi onların Allah tarafından emir alması gerekiyor. Yoksa olmaz. Yani tesadüfler gibi gösteriyor mu Allah? Öyle bir sistemi yok. Her şey kontrollü. Her şey Allah'ın emriyle oluşuyor. Mesela bak buraya benim keşkülüm geldi. Nereden geldi? Allah'tan geldi. Allah'ın rahmet hazinesinden geldi. Yani mutfaktan geldiği gibi görünüyor. Mutfağa nereden geldi? İşte pastaneden geldi gibi görünüyor. Bir zincirleme, makul göstertme sistemi vardır Cenab-ı Allah'ın. Bu insanın gözünü kapar. Birçok insanın gözünü kapar. Halbuki direkt rahmet hazinesi, mesela bak bu camıyla beraber, bu güzelliğiyle beraber, tadıyla beraber Allah'ın rahmet hazinesine iner, gökten iner. Allah tarafından yaratılır. Ama o kadar mükemmel sebep sistemi vardır ki, yani aksini insanlar düşünemeyecek hale gelir. Mesela İsa Aleyhisselam'a diyorlar ya, gökten bize bir sofra indir. Halbuki her gün sofrayı Allah indiriyor onlara. Her sofrayı Allah yapıyor. Tabii. İçeri kısma geçtiklerinde hakikaten bir sofrayla karşılaşıyorlar. Ya onu da Allah, hepsini Allah yaratıyor. Cennetteki sistemi Allah burada değişik bir yöntemle bize tanıtmış, göstermiş oluyor. Cennette öyle değil. Mesela aklına tatlı geçer, şak diye oluşur. Havada uçar böyle gelir, önüne konar. Kaşık kendinden sana yedirir. Havaya kalkar, eline gerek kalmaz. Çünkü el orada sebep oluyor. Ben neyle yiyorum? Elimle yiyorum diyor. Elini kim yaratıyor? Allah yaratıyor. O zaman diyor ki eline yiyor. Halbuki ona yediren Allah. Tabii, suyu içiren de Allah'tır. Elhamdülillah. Kendi eline içtiğini zannediyor. Evet. Onun lezzetini, tadını veren de Allah. Hepsi kaderde o şekilde Allah tarafından tanzim edip yaratılmış. Harikayı sürekli yaşarız ama düşünen farkına varabilir. Düşünmeyen için Allah özel tuzak kurmuştur, sebep tuzağı kurmuştur. Sebebin içinde boğulur ve göremez. Kendi yürüyor zanneder, halbuki Allah yürütür onu. Bir yere gitmek ister, Allah götürür. Mesela bugün Türkiye'de oluyor, ertesi gün Amerika'da oluyor. Evet. Amerika'yı Allah ona yaratıyor bir anda. Bir anda başka bir ülkeyi yaratıyor. Uçağa sebep yapıyor, uçağın içine bir giriyor, kapalı bir yer. Duruyor, 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 duruyor. Birdenbire karşısında Amerika oluşuyor. Evet. O da zannediyor, sabit. Halbuki her an bir yaratma halindedir Allah.